Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Merhaba. Eskiden büyüklerimiz uslu durmamız için bizi korkutan yalanlar söylerdi. Kimimiz inat eder yine de yapardık, kimimiz söz dinler uslu uslu otururduk. O zamanlar ne düşünmüş olursak olalım, büyüdüğümüzde o yalanlar birer mit olarak beyinlerimizin bir köşesinde kaldı. İşte bugün o yalanları bir bir ifşa ediyoruz. Not: bu videonun sonuna zor bir bulmaca koyduk. Bakalım kimler çözebilecek? Başlıyoruz. 7 numara: şaşı bak şaşır. Çocuklar gözlerini şaşı yaptıklarında mutlaka oradan bir büyüğü çıkar derdi ki, öyle yapma gözlerini, sonra şaşı kalacaksın. Bu bize söylenen en büyük yalanlardan biriymiş. Göz küremiz 6 ayrı kas tarafından kontrol edilir. Uzun süre şaşı bakarsak göz kasları üzerinde geçici bir gerileme olur. Ancak gözlerin bu şekilde kalacağına dair bilimsel bir kanıt yok. En fazla gözünüz ağrıyabilir ya da seyirebilir ama kısa sürede eski haline geri döner. 6 numara: kumsalda panik. Küçükken ailemizle denize veya havuza yüzmeye gittiğimizde bize söyledikleri şey hep aynıydı. Yemek yiyip hemen denize girersen boğulursun. En az bir saat beklemen lazım. Yüzerken kramp girmesi ve bu sebepten boğulma ihtimali elbette oldukça korkutucu. Ancak yemek yiyip denize girmenin bunlara sebep olacağını kanıtlayan bilimsel bir veri yok. Sıcak bir ortamdan soğuk bir suya girince kramp girme olasılığı artabiliyor. Ama sebebi az önce yemek yemek değil. 5 numara: havuz problemi. Sanırım bize söylenen yalanların içinde en işe yarayanı bu. Ama madem yalanları ifşa ediyoruz, doğruyu söylemek gerek. Eğer havuza işersen etrafında kırmızı halka oluşur ve herkes senin yaptığını anlar. Gerçek olsa güzel olurdu ama maalesef henüz insan sağlığına zararlı olmayıp havuzda bu iş için kullanılabilecek bir kimyasal yok. Küçükken inanılan bu yalan yıllar geçse bile birçoğumuz tarafından hala inanılıyor. 4 numara: öksüz yetim ikilemi. Seni cami avlusunda bulduk. Seni çingenelerden aldık. Seni derede sepetin içinde bulduk. Hangi niyetle bir çocuğa böyle bir yalan söylenir bilemiyorum ama koca bir ülkenin tüm ebeveynlerinin de ağız birliği edercesine hepimize aynı yalanları söylemeleri de çok ilginç. Acaba gizli bir anne baba örgütleri falan mı var? Neyse, küçükken duyması üzücü olan bu yalana büyüdüğümüzde de aklımız takılır bazı bazı. Kendimizi o aileye pek ait hissetmediğimiz anlar olur ve düşünürüz. Ya acaba doğru mu söylemişlerdi diye. 3 numara: üç harfliler iş başında. Şunu şunu yaparsan cin çarpar gibi milyon tane çeşidi üretilen hurafelere çocukken çok inanırdık. Büyüyünce de bu çocukluk travmalarından kurtulamadık. Örneğin, gece ıslık çalma cinler gelir, gece dışarıda işersen cin çarpar, gece tırnak kesme cinler gelir ve benzeri gibi. Yani evet, bunlara artık inanmıyoruz belki ama içimizde pek rahat değil hani. Bize söylenen çocukluk yalanları, büyüdüğümüzde karakterimize yapışan takıntı veya saplantılara dönüşüyor maalesef. 2 numara: sakız korkusu. Eğer sakız yutarsan midende 7 yıl kalır, hasta olursun. Bu yalanı çocukken herhalde birçoğumuz duymuştur. Büyük bir hevesle çiğnediğimiz o rengarenk sakızlardan nasıl da korkuturlardı bizi. Sakız yapımında kullanılan maya, mide tarafından sindirilemeyen bir madde. Ancak midenizde duracağı en uzun süre 2 gün. Bu sürenin sonunda vücuttan dışarı kolayca atılabiliyor. Yani avuç avuç sakız yutmadığınız sürece herhangi bir sağlık sorununa yol açmıyor. 1 numara: büyümek güzeldir. Bu yalana hepimiz inandık. Büyüyünce her istediğimizi yapabilecektik. Hayat daha kolay olacaktı ama olmadı. Biz büyüdükçe dertlerimiz de büyüdü. Öğrenci olduk, ÖSYM canımızı okudu. Mezun olduk, iş bulamadık. Bulduk, köle gibi çalıştık. Derken o kocaman renkli dünyalarımızın yerini gri renkli gerçeklikler aldı. Tek mesul olduğumuz şeyin dizimizdeki yara olduğu günleri özlemeye başladık. Ve içten içe hep aynı şeyi diledik. Keşke hep çocuk kalsaydık. Bizden bugünlük bu kadar. Birazdan bulmaca gelecek ama gitmeden soralım. Bu yalanlardan hangisine hala inanıyordunuz?
veya size söylenen başka yalanlar var mıydı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Ayrıca kanalımıza destek vermek için abone olabilir ve bizi Instagram, Facebook ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yarınki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.